Mehmet Hanım. Bir de bunlar vardı. Tamam, çok teşekkür ederim. Sağ ol. Evet. Bunları da getirdim. Hepsi bu kadar mıymış? Evet, evet. İçeride başka kalmadı. Tamam, çok teşekkür ederim. Demetciğim, bir şeyi merak ediyorum ben. Tayfun nasıl oldu? Yani bir değişiklik yok. Ya aslında ben dün akşam söylemek istemedim ama... ...kızını tekrar alabilir biliyorsun. Yani yeniden dava açması gerek tabii ama... ...yani bunu yapabilir. Çünkü neticede babası. Neden olmasın? Yani öyle de... Ha tabii mutlaka yapması gereken şeyler vardır. Önemli çünkü. Şimdi ikinci kez dava açtığında mutlaka bir işinin olması, bir gelirinin olması önemli. Çocuk için bir ev düzeninin olması gerekiyor. Anneanneyle dededen daha iyi bakacağını ispat etmesi gerekiyor değil mi? Evet. Öyle de işte. Ay işte şu alkol sorunu olmasaymış. O kadar iyiymiş ki o çok ciddi bir sorun çünkü. Cihan'a bahsetmiş. Yani olmasaydı o çocuk kesin onundaydı yani. Ya zaten söylemişti ama alkolü bıraktığını. Tamam daha önce içiyormuş ama bayağıdır da içmiyor, bırakmış. Aslında ne yapması lazım biliyor musun? Böyle yeniden başlayacak her şeye. Yeni bir hayat kuracak, evlenecek. Bir aile düzeni olacak. O zaman bak görürsün çocuğu hemen verirler ona. Oho. O zor biraz. Yani düşünsene şimdi birini bulacaksın, tanıyacaksın, seveceksin. Yani bu yaşlarda. Zor işler. İnanmıyorum ben sana ya. Gerçekten inanamıyorum. Ya sen bayağı anneanne olmuşsun. Yahu ne var sizin yaşınızda? Ne var yani? Nasıl geçti? İyi. İkinci oldum. Şaka yapıyorsun. Yok, gayet ciddiyim. Niye bu kadar şaşırdın? Ya ne bileyim, senin... Yani ...senin performansına yakışmayan bir şey bu. Haklısın. İşte birinciliği bir kıza verdim ben de. He, eminim. Evet. Yani eğer öyle olmasaydı Barış'la buluşamayacaklardı. O yüzden ben de yavaş koştum. Ya pardon. Barış'la neden buluşacaklardı? Biraz kafayı çalıştır. Yapmadın de. Yaptım. Herhalde beni ne kadar üzdüğünü anlamıştır artık. Yani göze göz, dişe diş diyorsun. Aynen öyle. Bir daha böyle bir öküzlük yapmaz herhalde diyorum. Gerçi bunları da senden öğrendiğine eminim de bak. Al işte yine döndü dolandı bana patladı değil mi? Yani doğal olarak. Evet zaten her şeyin suçlusu ben olduğum için. Öyle değil mi? Vallahi öyle. Gerçekten öyle yani şey ama o Titanic var ya. Aslında ben batırdım Titanic'i. Aynen. Bir de şey bu dünyadaki açlık krizi, o da benim suçum. Saçma sapan konuşma Kerem. Yok yok gerçekten yani dünyadaki bütün felaketlerin sorumlusu benim. Oldu mu? Oldu musun? Çok. Neyse Melis seni bekliyordur hadi. Efendim anne. Alo. Nasıl geçti kuzum? Ne nasıl geçti? Senin bugün yarışın yok muydu anneciğim? Ha şey, ikinci oldum. Ama elemeleri geçtim yani, sorun yok. Aferin benim güzel kızıma. Ne yapıyorsun şimdi peki, eve mi gidiyorsun? Yok, bir Tayfun abiye uğrayacağım. Eğer ikna edebilirsem onu da getireceğim. İyi tamam, haber verirsin o zaman. Tamam, hadi bay bay. Hadi öptüm. Merhaba. Ya ben rahatsız etmedim umarım. Geçerken böyle uğrayayım demiştim. Yok yok, iyi yaptın. O zaman bunlar senin. Ne bu? İşte kek, kurabiye falan, bir çay koyarsın herhalde. Koyarım. Ne
Sonra var ya bir bozdulu anlatamam sana. Ya Zeynep'e çok şaşırdım. Ben böyle bir şey beklemiyordum hiç ondan. Hani düşünsene benim böyle bir şey yaptığımı. Bilmiyorum. Sen ciddi ciddi bunu düşündün mü? Evet. Çok yazık. Ya ben düşündüm de sana öyle bir şey yapacağım diye söylemedim tabii ki de. Seni başka kızlarla nasıl? Ya pardon, yapmazdın değil, yapamazdın zaten. Neden biliyor musun? Çünkü biraz sıkardı. Selam. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ben sizi rahatsız etmeyeyim, Kerim'in yanına gideyim. Peki. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ela'yla konuşabildin mi hiç? Yok. Yani aradım da. Uyuyormuş. Hadi ya. Uyuyor dediler yani. O saatte uyur mu çocuk? Çok alakasız bir saatti yani. O saatte Ela uyumaz. Ben bir daha hiç göremeyeceğim galiba kızımı. Öyle deme, ne olur ya. Ne olur umudunu yitirme. Bak bana, ben yıllarca babam gelecek diye bekledim. Ne oldu sonra? Ne oldu? Adamın teki çıktı yerde işte. Ya tamam da ben onu demiyorum. Vazgeçme lütfen. Bak ben hiç vazgeçmedim, hiç umudumu yitirmedim, hep bekledim. Hala da bekliyorum. Biliyorum ben bir gün babama kavuşacağım. Çünkü vazgeçersen ben kaybolurum. Ne olur sen de vazgeçme. Zeynep'ciğim ben seni anlıyorum da. Ela hiç uyumaz ki o saatte, uyumuyordur yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.